Alev! Neden açmıyorsun telefonunu, öldüm meraktan. Etrafı kontrol ettin mi, senden başka kimse var mı içeride? Ne diyorsun ya, yok başka kimse. Kapıyı ağzına kadar açık bırakmışsın. Ya o manyak herif gelip de içeri girse... Saçmalama artık ya, yeter. Bak böyle şeyler anlatacaksan buradan git çünkü duymak istemiyorum. Tamam mı? Ayrıca da o senin düşündüğün gibi biri değil. Nasıl birimiz o? Ha? Nasıl biri? Tanıyor musun arkadaşını? Emin ol senden iyi tanıyorum. Bak. O kadar emin olmadan önce bak istersen arkadaşım dediğim Muzo'ya. Ha bak. Arkadaşım dediğin Muzo manyağın teki. Adam yatak odasında senin kocaman fotoğrafını asmış. Sapık herif, sapık. Nasıl yani kimin? Bir dakika, sen nerede çektin bu fotoğrafı? Evine mi gittin adamın? Bir şey yapmadın değil mi adama? Adam evde yoktu. İyi ki yoktu. İyi ki yoktu. Of. Ben de manyak değilim herhalde. Durduk yerde adamın evine gidecek. Sana ulaşamayınca gittim. İyi ki gitmişim. Şu gördüğün manzaraya bak. Hala savunacak mısın bana o adamı? Sana başından beri söylüyorum, o adam kimliğini gizliyor senden. Ya o sana ne beslediği belli değil bu adamın içinde. Sana zarar verebilir. Bak sakın, bir daha konuşmayacaksın o adamla. O saçma sapan chat programını da gözümün önünde sileceksin. Tamam, siliyorum. Sakin ol. Nereden çıktı böyle? Şey ya, böyle eski fotoğraflar falan bakıyordum da böyle karşıma çıktı. O adam o yıllar önceki adam değil mi? Ha, o galiba. Hadi gidelim buradan artık ya, sinirlerim bozuldu çok. Telefonla. Kimse senin kılına zarar veremez. Merak etme. Biliyorum. Hadi gel. Bu aşık olur. Tamam, anlatma istemiyorsan. Zaten terapide anlatmışsın. Bana ikinciye tekrarlamana gerek yok burada. Terapi olmadı. Nasıl? Cem Bey yoktu. Yarın mı gideceksin? Yok öyle değil, adam bayağı yok. İki gündür kimse haber alamamış. Garip değil mi? Ailen. Bir şey mi var? Bilmiyorum. Nasıl? Söylesene. Ya dün Halil geldi ya. Sonunda dayanamayarak kızın babasına açılmış ve onunla evlenmek istediğini dile getirmiş. Efendim? Aylin'cim? Efendim Ali abi? Aylin'cim, Selim'le alakalı. Bak, yine canını sıkmak istemiyorum ama bilmek isteyeceğini düşündüm. Dinliyorum. Bu, Selim'in yanındaki kadın. Evet. İsmini öğrendim ben. Yani, öğrenmek istersin diye düşündüm. Belki bir yerden tanıyorsundur ha? Söyle Ali abi. Leyla. Leyla Maniki. Tanıyor musun? Tanımıyorum. Emin misin? Eminim. Sen yine de biraz düşün, tamam mı Aylin? Ya biliyorum, hoş bir şey değil ama. İsme nereden ulaştınız? Norveç'e giden geminin yolcu listesinden aldım bu ismi. 3 tane bilette bu isme kesilmiş. Leyla Maliki. Şey olamaz mı? Aynı listeye başka isim yazılmış olamaz mı yolcu listesine? Yok, kontrol ettirdim. Bu isme kayıtlı bir tane de pasaportu var. Ne düşünüyorum biliyor musun Aylin?
Belki de Selim hiç binmedi gemiye. Aylin. Aylin. Buradayım Ali abi. Buradayım, düşünüyorum ben de. Selim binmediyse üçüncü kişi kim o zaman? Bilmiyorum ki. Bu bana sorduğun adam olabilir mi? Kudret. Ha? Bakacağız. Ali abi, Kudret'ten haber var mı peki? Herhangi bir haber aldın mı? Yok. Bir şey çıkarsa ben sana haber veririm. Tamam. Aylin. Efendim. Ya. Şimdi bunlar tatsız mevzular. Canını sıkıyorum ama kusura bakma. Yok Ali abi. Bir yandan da bilmek istiyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Sen hiç öyle... Ya ne zaman istersen arayabilirsin Ali abi. Hiç benim canım sıkılır falan diye düşünme. Zaten alıştım artık. En ufak bir gelişmede haber versen bana. Tamam. Tamam. Peki Aydın, peki. İyi akşamlar. Bana mı örüyorsun onu? Başladım işte. Söyledin mi ailene? Keşke söylemez olaydım. Nasıl söylemeyeceksin Ali? Ha, biliyorum da işte. Çok mu kötü karşıladı? Dik durmaya çalışıyor kızcağız ama kolay değil tabii. Yine de düşündüğümden iyi karşıladı. Kudret sordu. Ne dedi? Bir şey demedi. Sen Kudret'in Selim'e yardım ettiğine ihtimal veriyor musun? Feride. Ben yatayım artık. Erkencisin. Sabah yine iş arayacağız abi. İyi, iyi, tamam. Allah rahatlık versin. Sağ olayım. İyi geceler. Kuş Gölü ve neymiş adı? Gözleri kamaştırır. Onlar yeni karısının kuş çeşidinin bir arada yaşadığı Leyla. Cennet, Leyla Malik. Ruhunu... Leyla Malik'i mi? Evet. Ben evliyim, bir karım var ve çocuklarım. Fakat karım oğlumu ve beni terk ederek Türkiye'ye kaçtı. 2 aydır karımı arıyorum. Ümidim gittikçe tükeniyor. Karımın hayatından endişe duyuyorum. Lütfen yardım et bana. Belki baban bağlantılarını kullanarak karımın Türkiye'de nerede olduğunu öğrenebilir. Karımın adı Leyla Maliki. Yıllar sonra sana bunları yazmak içimi burkuyor. Hayat ikimizi başka yollara savurdu. Ve kendimi mahcup hissediyorum. Ancak çaresizim ve yardım edersen minnettar olacağım. Macit. Cem'in ofisine gittim bugün. Ne? Ya Alev, sen hiç dinlemiyor musun beni? Neden gittin oraya? Tamam, sakin ol, hemen sinirlenme. Konuşmaya gittim, yoktu bile orada, karşılaşmadık bile. Sen Aylin'e söylemedin mi Cem'in kim olduğunu? Çünkü Aylin de oradaydı bugün, randevusu varmış. Randevusu mu varmış? Allah kahretsin. Seren söylememiş Aylin'e. Nereye gidiyoruz şimdi? Aylin'e. Ya ben Aylin'e falan gitmek istemiyorum şu an. Alev. O adamın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun. Sana söyledim, gitme dedim. Aylin'e ben söylemezsem içim rahat etmeyecek. Sen için rahat etsin mi istiyorsun? O zaman Aylin'e her şeyi söyle. Mesajı da söyle.
Selim'e nasıl yardım ettiğini, ne aldılar karıştırdığını da söyle. Çocukları da söyle, Macit'e de söyle. Her şeyi bilsin kız. Ali. Ne var? Ya biraz kendini ailenin yanına koy, ne olur. Ne değiştirecek bilmesi? O mesajı görse ne olacak? Selim geri mi gelecek? Her şey düzelecek mi? Selim'in yalanlarını öğrendikçe üzülecek sadece hepsi bu. Tamam. Ailene söyleme bir şey istersen, sen bilirsin. Ama bana anlatacaksın. Selim'e nasıl yardım ettiğini, ne haltlar karıştırdığınızı hepsini tek tek bana anlatacaksın hep. Selen. Ne diyorsun sen ya? Aylin! Ne bu tavırlar? Aylin! Senin yüzünden o sapık adama gitti Aylin. Bağırma artık, yeter. Kimden bahsediyorsun sen? Cem Bey. Sizin bildiğiniz ismiyle Cem Bey tabii. Ne olmuş Cem Bey'e? Terk etme. Versene. Ben tahmin etmedim bu kadar ciddi bir durum olduğunu. Söyledim sana Selen. Halil kusura bakma, kim tahmin ederdi bu kadarını? Ya tamam yeter, tartışmayın artık. Bıktım ya bağırış çağırış tartışmadan. Tamam tamam. Haklısın. Ya kimseye güvenemeyecek miyim ben etrafımda? Hiç kimse bildiğini anlatmıyor. Bu ne ya? Yani tamam anlıyorum, beni korumaya çalışıyorsunuz ama böyle olmaz. Bırakın ben kendim karar vereyim kimden neyden korunacağıma. Bak bundan sonra her şeyi söylüyorsunuz bana, tamam mı? Halil. Tamam Halil, merak etme. Halil, özür dilerim. Gerçekten. Seni ciddiye almam lazımdı. Yapmadım. Kusura bakma. Ben artık yanlış yapmamaya çalışıyorum Selen. İnan buna uğraşıyorum. Tamam, senin için anlaması kolay değil bunu ama... ben gideyim artık. Niye girmedin içeri Ali? Bitti mi? Biliyor mu her şeyi? Ne? Aylin. Anlattın mı? Ne dedi peki? Ne desin? Edersen polise giderim. Thank you.
Ömer'e baktım. Uyuyor hala. Sağ ol. Ya Halil'in Cem'le ilgili söylediklerini sana söylemem gerekirdi. Ama o an için söylememek daha doğru geldi. Doktorum bile aldatıyor beni, lanetli miyim neyim? Belki de benim yüzümden birlikte oldu bu kadınla. Ben ittim onu. İran'a giderken o kadar sorun çıkarmasaydım şu an hayatımın orta yerinde Leyla Malek de olmayacaktı belki de. İzleme artık şu kadını. Çıkar aklından. Ben yatıyorum. Sen de uyu artık. İyi geceler. Yağmur yağıyor burada. Güzel mi? Evet. Çok özledim ben seni. Sen beni özlemedin mi? Ne dememi bekliyorsun? Özlemedin mi diyeyim? Gülüm, yine anlaşıyormuşuz gibi. Bir de benden güzel şeyler söylememi bekliyorsun. Yapma Ali. Ne yapma? Bu kavgayı daha önce yaptık. O zaman bana beni özlediğini söyleme. Ya kavga etmek için aramadım ben seni. Ne için aradın seni? Söyle. Şu senin sevdiğin, istediğin plak vardı ya. Buldum onu. Daha doğrusu bulamadım ama... Bir dükkan varmış, bir plakçı. Orada kesin. İyi, çok iyi yapmışsın. Sevinmedin mi? Sevindim. Kapatmak istiyorum ben şimdi. Konuşmak istemiyorum. Tamam, kapatıyorum. Kapatma Aylin lütfen. Dur, kapatma. Alo. Alo. Aylin. Efendim. Niye böyle davranıyorsun? Ha? Ben çocuk muyum? Sevdiğim şeylerle beni kandırmaya çalışıyorsun. Bak sana ne aldım. Bu mu? Başka ne yapabilirim burada Aylin? Ha? Allah aşkına burada başka ne yapabilirim? Orada hiçbir şey yapamazsın Selim. Başlayacak mısın anlatmaya? Seni dinliyorum. Telefondaki mesaj. Selim'e gelen. Bence senin bir açıklama yapman gerek. Ben silmiştim o mesajı. Nasıl buldun onu? Bir bahaneyle telefonumu aldın. Sonra telefoncuya götürdün. Mesajları geri yüklettin, öyle mi? Bu kadar mı? Bu kadar mı kocana güvenin Alev? Her şeyimi didik didik karıştıracak kadar delirdin mi? Ne yaptım ben bunları hak edecek? Ne duymak istiyorsun söyle? Ha, ne duymak istiyorsun? Evet, ben delirdim, kafayı yedim kendi kendime, kendi dünyamın içinde. Bana bunları söyletip sıyrılacak mısın bu işin içinden? Alev zaten dengesiz, deli, çatlak. Herkes böyle diyordur herhalde arkamdan.
Farkında mısın? Benim bu hayatta ailem, yakınım diyebileceğim, güvenebileceğim tek bir insan var. Sen. Kendime ait hissettiğim tek bir yer var. Bu ev ve sen. Yani benim ailenim, Selim'im, Ali abim falan yok. Hayatım sensin benim. Ve senin yıllardır sürekli benden bir şeyler gizliyor olman beni ne hale getiriyor farkında mısın? Gittikçe daha paranoyak, daha kıskanç biri haline geldim Ali. Duygularımı kontrol edemiyorum. Her şeyden şüpheleniyorum, her şeyi kıskanıyorum artık. Evet, deliriyorum yavaş yavaş. Mutlu olmamızı istiyor musun? Benim iyi olmamı istiyor musun? O zaman lütfen bana her şeyi anlat. Çünkü eğer güvenebileceğim tek kişiyi benden alırsam ben yok olurum. Yok oluyorum zaten. Hadi Ali. Anlat artık lütfen. Daha fazla yorma beni. Ne demek o mesaj? Ne ilgisi var bütün bu olanların seninle? İnan benimle hiçbir ilgisi yok. Neden sana geldi o zaman o mesaj? Selim istedi. Ben Selim'in o kadını karşılayacağını biliyordum. Ama sana yemin ederim onunla gideceğinden haberim yoktu. Selim İran'dan döndükten sonra kadın evlenmiş. İki tane çocuğu var. İkiz. Mesajda yazdığı gibi işte. Selim'den mi o çocuklar? İnan hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum ama... Ne? Selim'in o zamanlar kafası çok karışıktı. Söz verdi bana, bir daha hata yapmayacaktı. O kadınla gitmeyecekti. Fark edemedim ben de. Anlayamadım. Ta ki o kamera görüntülerini görene kadar. Ömer aldığı oyuncağın aynısından çocuğa da almış. Çocuğa sarılıyor, kadına sarılıyor. Aylin'le Ömer'e sarılır gibi. Abi, benimle o tarz bir şey konuşmuyor Ali abi. Tamam. Ama sen yine de kulağını açık tut, tamam mı? Tamam abi. Bak, haberlerini bekliyorum. Tamam. O zaman ben seni sonra ararım. Hadi kolay gelsin. Hoş geldin abi. Hayırdır? Ne haberi bekliyorsun bakayım sen? Önemli bir şeydir abi ya. Taner sürekli arıyor abi. Bir şeylerle kullanıyor ama çözemedim bir türlü. Ne diyor? Ali abini diyor seviyorsan diyor gözünü dört aç diyor. İşte gördüklerini bana söyleyeceksin falan. Sence bir şey biliyor mu? Bence bir şey bilmiyor. Çok zamanımız yok. Ne istiyorsa yap. Belki de Taner'in bulduğu ipucunu biz de kullanabiliriz. Ne o, itirazın mı var? Yok. Yok da tehlikeli değil mi abi? Neden? Yani Taner beni ele verse Ali abi bir daha benim yüzüme bakmaz. Sen dediklerimi yap. Aklını kullan. İnkar edemeyeceğin hiçbir durumun içine sokma kendini, yeter. Benimle yüz yüze konuşmak istemenin sebebi bu muydu? Var, bir şey daha var. Söyle. Kudret. Kudret. Devam et. Bu Ali abinin Selim var ya, Ali abi Selim'le ilgili olarak Kudret'i arıyor. Bu Selim'e o mu yardım etmiş? Öyle bir şey yani. Güzel. Abi. Bana verdiğin sözü hatırlıyorsun değil mi?
bu insanların başına kötü bir şey gelmeyecek değil mi dedim. Sen evet dedin, söz verdin. Merak etme oğlum. Verdiğim sözü hatırlıyorum tabii. Ya bu insanların başına kötü bir şey gelmesin istiyorum. Bu insanlar ne bileyim. Ailen gibi mi? Selen, neden durdurdun? Nereden çıktı bu plak? Selim getirmişti İran'dan. Aylin. O kadınla Macit... Anne! Ömer! Servisin gelmek üzere, hazır mısın? Harus Hanım, kabul mukoni? Harus Hanım, kabul mukoni? Harus Hanım, kabul mukoni? Vale. Mübarek baş. Her şey iyi olacak. Teşekkür ederim her şey için. Memnunum. Beri komik oyki kadi. Eve gitmek istiyorum artık. Yardımın için teşekkür ederim. Umarım her şey iyi olur Leyla. Macid, bu evliliğin amacını sakın unutma. Onun kocası değilsin. Seni sevmiyor. Sevmeyecek. Anlamsız beklentiler içine girme. Kendini de Leyla'ya da kandırma.
yerleştir eşyanı. Umarım rahat edersin burada. Ama burası senin odan. Leyla. Odanı bana vermene gerek yok. Ben içeride yatarım. Benim için evini bıraktın. Tüm hayatını değiştirdin. Bu ev senin de sayılır artık. Şarkıyı kötü günlerim hatırlattı bana. Yalnızlığını. Ama şimdi burada dinlerken bana da hatırlatacak Mecid. Her zaman kötü günleri, Selim'i, yaptığım hatayı hatırlatacak. Thank you.
Geç kalmıyor musun sen? Keyfim yerinde. Telefonu. Aylin arıyor. Efendim Aylin? Halil, yeni müşteriler bir saat sonra toplantı istedi ofiste. Tamam, bir saat ofiste olurum ben de. Peki, görüşürüz. Sen iyi misin? Gelebilecek durumda mısın? İyiyim Halil, gayet iyiyim. Orada görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kal. Alev, bu Cem meselesini bugün abime söyleyeceğim. Belki yanına bir polis falan verirler. Benim de içim rahat eder. Ya yok şimdi, abini falan karıştırma. Polis falan işin içine girince büyüyecek mesele. Ben hayatımı kısıtlamak istemiyorum bu adam için. Sonra tekrar sana ulaşmaya çalıştı mı? Bir mesaj falan attı mı? Yok. Bence vazgeçti zaten. Beni terk etme. Cem Bey, hastanız geldi. Bir iki hafta burada olmayacağım. Bütün randevular iptal et. Ama Cem Bey... Şikayetçi olacak oğlum. Yoksa bir şey yapamazsınız. Uğraştığımız işlere bak. Oğlum herif sapık belli ki. Size dek gelmiş. İyi de abi. Bak sen Alev'i ikna et, şikayetçi olsun, tamam mı? Avukatını da ara. Tamam tamam. Ben konuşurum onunla. Sen Şerif'e bir bakabilir misin? Tamam, bakacağım zaten. Sağ ol abi. Tamam hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Otur, otur, otur. Biz seni iş arar bilirken sen zamanını kahvede mi geçiriyorsun? Öyle değil abi. Niye çağırdın beni buraya? Emniyete niye gelmek istemedin? Abi emniyette istemedim çünkü Taner abi duysun istemedim. Evde de canını sıkmak istemedim. Onun için çağırdım. Taner mi? Abi... Taner abi benden yardım istedi. Ali abinin başı dertte, gözünü dört aç işte, ne duyarsan bana söyle falan dedi. Ya ben niyeti iyi mi değil mi bilemedim abi. Hani haberin olsun istedim. Sen pazarlık edince adam fiyatı iki katına çıkardı. Ben yapsaydım pazarlığı, ilkini atlardım. Sen pazarlık edemezsin. Evet, galiba edemiyorum.
Sana bir şey söyleyebilir miyim? Düşündüğüm şey değildir umarım. Hani konuşmayacaktık. Baştan beri o adamın öyle bir adam olduğunu söylemiştim sana. Keşke daha dik durabilseydim. Leyla'ymış adı, biliyor musun? Leyla Maleki. Kadının adı mı? Kim söyledi sana? Abin. Norveç gemisini yolcu listesinden bulmuş. Neye benzediğini biliyordum. Artık ismini de biliyorum. Keşke daha fazla üstüne düşmesen. Selim'i geri getirmeyecek. Sana da bir faydası yok. Merak ediyorum nasıl biri olduğunu. Nasıl bir kadın olduğunu bilmek istiyorum. Halil, sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyle. Artık ne olursa olsun benden bir şey gizleme. Sen tanıştın mı o kadınla? Hayır. Halil. Tanışmadım Halil. Alper'i hatırlıyor musun? Alper? İran'a beraber gitmişlerdi. Ha evet, hatırladım. Belki o bir şeyler biliyordur. Alper Leyla'yı tanısa ne olacak? Bilmiyorum. Keşke biraz mola versen. Kendine bunu yapmasan olmaz mı? İşte sen onları imzalat, Ergun komisere ver. Ya ben şimdi savcılığa gidiyorum. Tamam, ben onların raporunu da ekler sana gönderirim. İyi hadi, kolay gelsin. Taner. Komiserim. Gel. Ulan sen neyin peşindesin lan şerefsiz? Nankör herif. Abi. S**ma lan abine. He? Polis mi diyorsun lan sen kendine? He? Bu mu lan polislik? Abi, Ali abi bir dakika dur. Abin yok senin artık. Her şeyi biliyorum, anladın mı? Abi, bak ben ne yaptıysam... Ne yaptın oğlum sen? He? He? Ne yaptığını zannediyorsun sen? O Nihat denen çocuk senden vefalı lan. O Nihat benim arkamdan iş çevirmiyor. Ama Taner Bey'imiz büyük dedektif ha. Bittin oğlum sen. Bittin. Kahretsin. Godrat Kocas. Batol! Kudret pişe mene. Mige bir günahım. Mige baradere mene navet kuştu. Eğer yunu sabit kune, veleş mi kune? Okey. Navido peydaş mi kune? Tanrus, aga be kudret des bezani. Mano doşmanet bedun. Kudret'ten o haber var mı? Hala onların elinde. Navid itiraf etmeden bırakmayacaklar. Bulabilecek misin Navid'i? Kudret'in ölmesini ben de istemiyorum. Yardım edebilirim. Edemezsin.
Sana güvenmiyorum Macit. Leyla'ya ne yaptığını biliyorum. Bir anneyi oğluna yedin. Kudret olmasaydı, o Selim, Kudret'i Leyla'nın peşine salıp buralara getirmeseydi, Leyla da oğlundan ayrılmazdı. Kahveyle falan ödeşemeyeceğiz galiba senle arkadaş. Burada kalamazsın artık. Sana da derdi oğlum. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Türk konsolosluğuna götürüyorum seni. Olmaz. Ne kadar param var? Sınırdan dönecek kadar var. Ama önce bu işi bitirmem lazım. O işi unut artık bence sen. Senin işin artık canını kurtarmak. Olmaz. Neydi bu senin aradığın kadının adı? Soyadını bilmiyorum. Adı Leyla. Sizin sokakta yaşıyor. Bir arkadaşım yıllar önce Leyla denilen bu kadınla bir ilişki yaşamış. Selim. Tanıyor musun? Leyla, Selim'den iki çocuğu olduğunu iddia ediyor. Selim benden bunun doğru olup olmadığını öğrenmemi istedi. Tek amacım arkadaşımın gerçeğini öğrenmek. Bir yerlerde hiç tanımadığın iki çocuğunun olduğunu öğrenmek büyük bir yük. Çocuklar onun mu değil mi öğrenmek istiyor. Bu yüzden arıyorum onu. Eskiden mi tanırsın Leyla'yı? O çocukların babası benim. Oz babaları değil belki. Ama onlar benim çocuklarım. Elime doğdular. Senelerce ben babalık ettim onlara. Bilmiyorum. Leyla onu ve çocuklarını ne kadar sevdiğimi anlamıyor. Kör. Yazık. Seni ona götüreceğim. Merak etme. İstediğin olacak. Burası mı? Macit. Sen gelmeyecek misin? Seni tekrar görebilecek miyim? Sağ ol. Unutma. Türkiye'de bir dostum var. Mutlaka ara beni gelirsen, olur mu? Thank you.
Defol git buradan. درشه نقشه میکشی؟ حالا میبینی آدمی که خیلی بهش اعتماد داری نمیشه به خرفش یه ذره خم اعتماد کرد. دنبالت آدم فرستاده، خودت خسته میکنی. بابا ترکچه کنوش، چوچکلر کورکیور، برو تو. Neden yapıyorsun bunu bana? Bu kadar yıl sana emek verdim. Sevgi, aşk. Hiçbir anlamı yok mu? Lanet olsun. Bana güvenmiyorsun. Benden korkuyorsun. Seni seven bu adamdan korkuyorsun. Neden? Seni yüzüstü bırakıp giden o Selim. O mu babalık etti bu çocuklara? Hı? O mu sahip çıktı? Seninle gönül elendirdi sonra da çekti gitti. Sen hele umut bekliyorsun ondan. Yazık. Yazık. Ama şunu bil. Benim nikahlı karımsın. Kimse değiştiremez bunu. Ne gitmene, ne de o çocukları götürmene izin vermem. Bunu aklından çıkarma. Ben Alper Bey'i arıyorum, cerrah. Bu kat dediler ama. Bu katta, şurada karşı köyde. Sağ olun. Buyurun. Bir saniye bir şeye bakıyorum. Buyurun oturun siz. Aylin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Otursana. Rahatsız etmedim. Yok yok, olur mu öyle şey? Ne kadar oldu ya? Bilmem ki. Vay be. Ama hiç değişmemişsin. Ne haber? Selim ne yapıyor? Olaylardan haberin yok galiba. Hayır. Ne olayı? Anlamadım. Halil Bey, müşteriler gelmiyor. Bugünkü toplantı iptal edildi. Aylin Hanım çıkarken bir şey söyledi mi? Geri dönecek mi ofise? Bilmiyorum efendim. Bir şey söylemeden çıktı. Peki, teşekkürler. Efendim. Alev. Benim işim bitti ofiste. Yemeğe çıkalım ister misin? Ya Koray'ın işi vardı. Erken çıktı bugün. Çekimde kullandığım elbiseleri benim bırakmam gerekiyor. Sonra benim sevdiğim o yerde buluşalım mı? Tamam. Neredesin sen? İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Şimdi konuşamıyorum. Arayacağım ben sonra seni. Sakin ol, lütfen korkma. Bak, sadece konuşmak istiyorum. Sana ben de uzun kurmanı söyledim. Polise gireceğim.
Alev! Alev aç kapıyı, Alev! Alev! Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok acayip. Hiç haberim yoktu. Selim'le hiç konuşmadınız mı? Koptuk biz. İran'dan döndükten sonra bir muhabbetimiz vardı. Biliyorsun sen de, beraber de görüşüyorduk. Ama son birkaç senedir belki de hiç görüşmemişizdir. Leyla Maliki'yi hatırlıyor musun peki? Selim'in İran'da beraber olduğu kadını biliyorum ben Alper. İsmini de biliyorum. Leyla Maliki. Bana söyleyebilirsin yani. O kadınla ilgili bir şey biliyor musun? Oradaki hastanelerden birinde bir hemşire olduğunu biliyorum. Zaten en fazla 2-3 kere görmüşümdür, o da çalışırken. Bir de bir ameliyattaydı. Yardım etti bize, onu hatırlıyorum. Bu kadar mı yani? 1-2 kere hastanede gördün, öyle mi? İnan ki başka bir şey bilmiyorum Aydın. Açıkçası bozuldum tabii söylemediğine. Yani ne bileyim, o zamanlar, o görüştüğümüz zamanlar ben bir samimiyetimiz olduğunu düşünüyordum. Söyleyemezsin ki. Sen söyleyebilir miydin? Ben üstüme vazife değil diye düşündüm ki değil bence. Bir de ne bileyim. Mutlu gözüküyordunuz. Bozmak istemedim açıkçası. Peki. Aylin. Ben yine de teşekkür ederim, zamanını aldım. Aylin, Aylin dur bir dakika. Aylin. Seni gerçeğe götürmesi dileğiyle, asker. O bana lazım. Şimdi kimlik bilgilerini ne yapıyoruz? Bilmem. İsimsiz yapamaz mıyız ya da başka bir isimle? Abi kaç kere söyledim. Çocuk oyuncağı değil bu işler. Kimlik bilgileri olmadan DNA testi yapılmıyor. Ya oğlum yazalım gitsin, ne fark eder? Ne fark eder olur mu Alper? Biri görse biterim ben, sonuçta babalık testi. Bizim hastaneden birinin kulağına gitse ertesi gün gazetede okursun. Oğlum ne alakası var? Herifler seninkine gelene kadar kimlerin babalık testleri geçiyor ellerinden? Laboratuvardaki çocukla arkadaşım, tembih de ederiz. Ya bilmiyorum. Ya sen bir noktada söylemeyecek misin bu iş halini? Hı? Öyle diyordun. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum, anlatacağım herhalde. Bence anlat abi. Yani ben anlat derim. Böyle saklayarak zor bu iş. Sonu iyi olmaz bak böyle bu işin. Demesi kolay. Bekletti mi? Hayır. Cık.
Teşekkürler. Teşekkür ederim. İçin rahat edecekse şu Cem meselesini abine söyle istersen. Ne oldu, bir şey mi yaptı yoksa? Biliyordum, benim hatam. Yakasına yapışmadan bırakmayacaktım o adamı. Dayak yemeden akıllanmayacak o herif. Halil sen karışma, istemiyorum. Yanına mı geldi, mesaj mı attı? Sakin ol biraz, bir şey yapmadı. Ama ben de bütün gün tedirgin oldum. Abinin bilmesinde fayda var. Abinin haberi var, söyledim. Senin şikayetçi olman gerekiyormuş. Yarın sabah erkenden gidelim karakola. Tamam ama sen bulaşmayacaksın o adama, söz ver. Aylin aramış. Şimdi araman şart mı Aylin? Dur bir saniye, merak ettim tatlım. Açmıyor. Tamam, belki işi vardır. Sonra konuşursunuz. Ne olacak? Başına bir şey mi geldi acaba, merak ettim tatlım. Neredesin? Tamam, ben geliyorum hemen. Alev nereye? Aylin'in yanına gitmiyor musun? Ya kız ağlıyor sokakta tek başına. Selen'e de ulaşamamış. Ne yapayım, yemek yiyoruz, gelmeyeceğiz mi diyeyim? Git Halil, git. Ben senden daha iyi anlıyorum Aylin'i. Benim de yanımda kimse yok çünkü. Selim dönmediği sürece de olmayacak anlaşılan. Çıkıyor musun? Evet komiserim, bir şey mi oldu? Taner'e baktım. Öğlen savcıyla görüşmek için çıkmıştı, ses gelmedi bir daha. Vardır bir hesabı. Ali, bak çocuk inandığı şeyler için inandığını yaptı. De gitmiyorsun değil mi üstüne? Yakışmaz sana. Komiserim, üzerine falan gittiğim yok. Hidye altları bir bilseniz. Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen? Bir şey mi geçti aranızda? Ya baş verin hadi, çıkalım komiserim, buyurun. Ali, bak sen böyle sır küpü olduğun sürece sana kimse yardımcı olamaz. Unutma bunu. Heh. Ben de şimdi seni arayacaktım Feride. Yok ben yemeyeceğim, sen ye. Ben iki tek atıp öyle gelirim. İyiyim. Ya tamam, yok bir şey, iyiyim. Hadi bay bay.
Sıktın artık biliyorsun değil mi? Ben de sıkayım ister misin? Yok, bence buna hiç gerek olmayacak. Bakın, Kudret'e ulaşmaya çalıştığınızı biliyorum. Onun sizi aradığınız kişiye götüreceğini düşünüyorsunuz. Ne istiyorsun benden? Küçük bir alışveriş. Bana bak, açık konuş. O gözlüğünü suratında kırmak üzereyim, haberin olsun. Kudret'i size verebilirim. Bakın, Kudret yakın bir zamanda benim bir arkadaşımı öldürdü. Sanırım bunu biliyorsunuz. Hatta dosyası size gelmişti. Her neyse, ama ondan çaldığı paraları bilmiyorsunuz. Değil mi? Evet, ben de öyle tahmin etmiştim. İşte o paralar Kudret'i bana getirecek. Ben de eğer isterseniz Kudret'i size verebilirim. Tabii anlaşabilirsek. Nasıl bir anlaşma olacak bu? Kudret'in karşılığında ufak bir iyilik diyelim. Mesela Bahman'ın nerede olduğunun bilgisi gibi. Kimden bahsettiğini bilmiyorum. Bahman Parvin diyorum komiser Ali. Hani aranızda kod adı Bahçıvan olan. Ama artık ben de sıkıldım komiser Ali. Birbirimize böyle oyunlar oynamayalım ha? Bence siz benim teklifimi bir düşünün. Bildiklerinizin hayatınızı karartmasına izin vermeyin derim. Ha, bu arada Bahman'ı görürseniz ona Rami'nin selamını söyleyin, olur mu? Kızı ve karısı Rami'nin yanındalar. Güvendeler. Ramin.